Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Horlama bazen genç yaşta, bazen ilerleyen yaşta, kadınların da özel ağırlıklı erkeklerin diye biz biliriz. Karşılaştığı bir sorun, tehlikeli olduğu durumlar var herhalde ya da tehlikesiz olduğu durumlar var. Ama öncelikle horlamayı bir kulak burun boğaz uzmanı bizden farklı bakıyorsunuz elbette. Nasıl tanımlarsınız? Horlama tabii daha çok kişinin kendisinden ziyade eşinin daha çok bize şikayette bulunduğu bir sağlık problemi. Dediğiniz gibi erkeklerde daha sık görülmesine rağmen kadınlarda da oldukça sık karşılaşıyoruz. Ama beyler sanki eşlerinden o kadar şikayetçi olmuyormuş gibi geliyor bana. Sanki kadınlar biraz daha bu konuda... Kadınlar abartıyor mu biraz? Abartma kadınlar değil de daha direkt söyleyebiliyorlar bence. Horlama tabii üst hava yollarındaki bir tıkanıklık nedeniyle kişinin sesli bir şekilde uyurken... Solunum sesi çıkarmasıdır. Tabii normalde horlamalar bir bizim basit horlama dediğimiz, herkeste kimi zaman görülebilen, özellikle yatış pozisyonuyla, kişinin o günkü yorgunluğuyla, ilaç kullanımı, bazı sakinleştirici ilaç kullanımı ya da özellikle alkol kullananlarda alkol kullandıktan sonra görülen, kişinin biraz da kilosuna bağlı olarak zaman zaman herkeste görülebilen bir basit horlama dediğimiz durum vardır. Dönemsel biraz horlama o. Kimisinde her zaman görülürken kimisinde bu işte yemek alışkanlığı, uyku düzeni, yatış pozisyonuyla ilgili aşırı yorgunlukla dönemsel olduğu da görülüyor. Genelde bu basit horlama dediğimiz durumdur. Bir de horlamaya eşlik eden kişinin uyku esnasında nefesinin belli sürelerle durduğu, kişinin bu nefessiz dönemin arkasından böyle bir gürültüyle tekrar uyandığı ya da tekrar solumaya başladığı uyku apnesi dediğimiz, gece uyurken belli sürelerle nefes durması dediğimiz bir sağlık problemi vardır. Bu horlamaya ziyade çok daha önemli bir ve ciddi bir sağlık problemidir. Çünkü bu horlamanın aksine kişide bu nefes durması esnasında bazı sistemik değişiklikler de görülüyor. Kişinin nabzı düzensizleşiyor, tansiyonu yükseliyor, akciğer basıncı artıyor. Dolayısıyla ileriki dönemde kişinin kronik bir tansiyon hastası, kronik bir akciğer hastası olmasına bir aday oluyor. Aslında horlama hem bazı hastalıkların habercisi olabiliyor, evet, az önce söylediniz. Hem de bazı hastalık zaten mevcut bir hastalığı size gösterebiliyor ki, evet, uyku apnesi de herhalde bunlardan, evet, uyku apnesi biri oluyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.